Hakan Ural denen bey. Şimdi Hakan Ural Bey her televizyonda çıkıyor. Bu hangi televizyon bilmiyorum. Herhalde artık düşünür kimliği var Hakan Ural Bey'in. Bu katliamdan sonra biri kalkıp bana Batı medeniyeti, Batı hukuku desin, boynunu kırmazsam Kur'an çarpsın. Ya birader, Osmanlı tokadı atacakmış, boynunu kıracakmış, onu dövecekmiş, bilmem neymiş. Yani saraya yamanmak için 8. sınıf adamların Türkiye'de düşünür olarak ortada dolaşması, Osmanlıcı olması vesaire kepazeliğin son noktası. Ne Batı medeniyeti bilir, ne edebiyat bilir, ne şarkı bilir, ne düşünce dünyasını bilir, ne de edebini ve haddini bilir. Ne de edebini ve haddini bilir. Hiçbirini bilmez bir adam. Mikrofon uzatıyorsa hayatında iki satır okumamış. Merak edip dünyaya şöyle bir bakmamış. İnsan ilkokul mezunu olur ama erdem konusunda kendini geliştirir, düşünür, yazar, çizer, bir şey yapar, öğrenir falan. Ama sen oturduğun yerden İşkembe Kübra'dan sallayacaksın. Her türlü tuhaflığın içinde olacaksın. Şey de bilmiyorum, bana bir arkadaşım telefon açıp kendisine samim değeri sor dedi. Soruyorum, samim değerle hukuku ne onu da bilmiyorum ama çok ünlü bir sanatçı söylediği için bana anlamadım da meseleyi. Ama işte neyse, böyle bir tip, tamam mı, çıkıyor, ona buna ayar veriyor. Ya arkadaş, sen önce şu memlekette bir efendi ol. Sanatçısına, düşünürüne, gazetecisine, siyasetçisine, şu ülkenin yetiştirdiği insanlara karşı bir efendi ol. Yani sen kötü bir çocukluk yaşamış olabilirsin. Anacığına haksızlık edilmiş olabilir. Onu da saygı ve rahmetle analım. Çünkü her ana kutsaldır. Ama böyle bir çocuktan kendini inşa edebilen, kendini değerli kılabilen, çocuklara, topluma, insanlığa faydalı bir kimse de olabilirdin. Nedir bu lümpen kabadayı ayakları? Kime bu şeyler, tavırlar? Yani bu adam her gün gündeme giriyor ve yani önüne getiriyorlar tabii. Sen askerlik mi yaptın? Kime vuruyorsun? İşte geçmişteki şov dünyasındaki bir takım fotoğraflar. Öyle değil Gökmen, Gökmen. Öyle değil. Geçmemeliyiz. Çünkü neden? Bu meselenin arkası çok çok derin Gökmen. Çok derin. Şöyle bir örnek vereyim. Dilan Polat meselesi, Acun Ilıcalı meselesi diyeyim. Sen anlarsın. Çok derin. Öyle değil. Türkiye'de kimseye ekran bir sebepten verilmiyor. Seda o gün biraz ipuçlarını verdi Gökmen. Ben de laf olsun diye konuşmam. Sıradan bir isim değil. Türkiye'de bakın, magazinin olduğu her yerde mafyatik ilişkiler mutlaka vardır. Mutlaka vardır ve bunun örneklerini de gördük. Demem o ki, haysiyetli olabilmek, onurlu olabilmek, geçelim bu adam, madem Gökmen geçin dedi, hadi geçelim bakalım. Haysiyetli olabilmek, onurlu olabilmek meselesi o kadar bedavadan değil, o kadar kolay olmuyor. Şimdi sevgili Metin Uca ile ilgili bir görüntü getireceğim. Onursuz, haysiyetsiz heriflerden bir tanesi bana bir soru sormuş. Herifin sorusu önemli değil de başkasının aklına düşer diye onu söylemek istiyorum. Efendim ben Kadıköy TV, Kadıköy Belediyesi'nin kurduğu Kadıköy TV'den gazeteci olarak bir teklif aldım ve Aykırı Sorular Kadıköy diye bir program yaptım. Aykırı Sorular Kadıköy diye yaptığım programı 2 sene önce TV Kadıköy'de bulabilirsiniz. Bölüm başı da 7.500 lira almıştım. Yani bölüm başı 100.000 lira alınan yerlerde 7.500 lira para almıştım. Ayrıca